Neredeyim ben ya? İnanamıyorum. Neredeyim ben ya? Sigara var mı? Kullanmıyorum. Şu görüntüleri izlemek bile sakinleştirmiyor beni. Efendim Mert. Tamam. Tamam, Moda Kafede buluşalım. Nereye böyle erkenden? Ben okula... Otur bakayım şuraya. Konuşalım seninle. Akşam Özgür'le konuştum. Mert'le birlikte olacağını söyledi ama ikisinden de haber alamıyorum. Öyle mi? Bak, burnuma kötü kokular geliyor. Sen bir şey biliyor musun? Hayır, ben bilmiyorum. Eğer Özgür'ün başına bir şey geldiyse ve bu yine senin başının altından çıktıysa çok ama çok kötü olur. Bu sefer hakikaten mahvederim seni. Hadi çık şimdi. Okula mı gidiyorsan, nereye gidiyorsan git. Eğer okulda Özgür'e rastlarsan beni aramasını söyle. Tamam. Allah razı olsun Eczacı Edip Bey'den. Aman anne, Allah razı olsun ne demek? Eliniz rahatlayınca verirsiniz ilaçların parasını dedi. Harbi adammış, sağ olsun. Ya anne, anlayacağın tıpta okuyan kızın Banu'dan daha fazla faydası dokundu bize. Ay ablacığım ya, zaten babamı üzülüyorum, bir de sen böyle söylüyorsun yani. Her kızım, benim de dikkatimi çekti. O Anıl mıydı? Evet baba, Anıl Bey. Banu'nun okulunda asistan. Ha işte. Siz de hocaymış. Tanımıyordu seni. Ay tanımaz tabii baba. Biz o dersleri 100 kişilik amfi denen sınıflarda yapıyoruz. Hem projeksiyon kullanılıyor. Işıklar kapalı oluyor. Karanlıkta kim kimi tanıyacak? Ha ondan demek. Ay evet anne. Bir de şey, o adam bizim dersimize girmiyor. Asistan zaten. Aman aman tamam. Sen asistan falan diyorsun ama çok iyi bir doktora yönlendirdi bizi. Başka ne yapacaklar yavrum baban için? Tahlil lazım dedi doktor. Ben bugün yaptıralım diyorum. Evde mi? Yok anne, ne evi? Ultrasona girmesi lazım. Mecbur hastaneye gideceğiz. Ya benim bugün sınavım var. Ben biraz ders çalışayım. Kalk hadi, gidiyoruz. Dur be oğlum, bir sakin ol ya. Acelen ne? Bekle bir kahvemi içeyim, sana da bir çay ısmarlayayım. Yine sakin, rahat. Acelemiz mi var? Melih, kes oyun oynamayı. Gidiyoruz. Seninle bir anlaşma yapmıştık. Neyse. Zaten içmeyecekti. Hadi kalk. Daha otoparkçıyı bulmamız gerekiyor. Oğlum bir dur ya. Bir sakin ol. Sen ne kadar panik bir adam oldun böyle. Bak bu heyecanla giderse sen fazla yaşamazsın ha. Ne demiş büyüklerimiz? Acele işe şeytan karışırmış. Rahat ol biraz, rahat. Yürü.
İlk defa böyle özgürsüz kahvaltı ediyoruz. Bir tuhaf oldum. Bu saate kadar çoktan gelmiş olması gerekirdi. Aman, o serseri Mert'le içip sızmışlardır bir yerde. Özgür, olur mu canım öyle şey? Hiç böyle bir şey yapmazdı bu çocuk. Yeni yeni huylar edindi. O köylüyle arkadaşlık ederse daha başka huylar da edinir. Deniz evdeydi ama. O her taşın altından çıkar Hacer Hanım, siz merak etmeyin. Hadi Pelin kalk, Efe'yi okuluna bırak. Ben Özgür gelene kadar hiçbir yere kımıldayamam. Yine mi ya? Hacer Hanım bıraksın. Pelin dedim. Hadi Efe'cim, kalk gidiyoruz. Gel, gel Efe'cim. Hadi bakalım. Allah zihin açıklığı versin. Bay bay. Hadi başla kal. Ah Bahri ya. Beni bir başıma bırakıp gittin. Ne yapacağım ben şimdi? Ne bakıyorsunuz Hacer Hanım? Yalan mı? Hadi hemen çıkalım, yaptıralım kızım şu tahlilleri. Yok, bugün dinleneyim evde. Yarın yaptırırız. Yok baba, vallahi olmaz. Kızım, o doktorun verdiği ilaçlar çok iyi geldi. Anıl Bey bizi iyi doktora göndermiş. Allah razı olsun ondan. Sabiha kadın, sen bana bir ada çayı kaynat. Hemen kaynatırım. Babacığım, hala ağrım var değil mi? Yok kızım, yok, bir şeyim yok. Birazdan geçer. Ben senin niye böyle yaptığını biliyorum. Parayı dert ediyorsun. Ama baba, sağlık bu. Öyle de kızım. Babam. Ya Allah korusun, sana bir şey olsa ne yaparız biz? Ben borç bulurum bir yerden. Hadi bak, kırma beni. Yok kızım, yok. Zaten ilaçları veresiye aldık. Bir de borç çıkarmayalım başımıza. Ya baba, aldık da ödeyeceğiz. Sen niye dert ediyorsun? Bir zoruma gitti ki anlatamam. Edip Bey'in yüzüne bakamadım. Şu 2 aylık maaşım yatana kadar idare ederim ben. Sonra gideriz hastaneye. Tamam mı? Yeter artık Deniz, sallama şu bacağını. Mehveş, çok korkuyorum. Özgür gece eve gelmedi. Ne? Sanırım bütün gece karakoldaydı. Bırakmadılar herhalde. Of, yapma ya. Mert ne diyor? Mert'in bir şey dediği yok. Ama ben evdekilere yalan söyledim. İkbal Hanım kesin bu işin faturasını da bana kesecek. Ya bütün geceyi nezarette mi geçirdi çocuk? Of ya, of, ben de kendimden bahsediyorum ya. Kim bilir nasıl bir gece geçirdi orada. Ya Deniz, Özgür'ü düşününce öyle kötü oluyorum ki. Ya bizim yapabileceğimiz bir şey yok mu? Bilmiyorum. Ya benim hukuk fakültesinde okuyan bir arkadaşım vardı. Onu arasam mı acaba? Mehveş dur. Mert'in haber bekleyelim. Şimdi işler iyice karışmasın yani, dur. Tamam o zaman. Pozitif düşünüyoruz. Kuantum yapıyoruz. Tamam mı? Özgür yarım saate kadar bu kapıdan içeri sağ salim girecek. Abi nerede bu adam ya? Ne bileyim ben. Birine mi baktınız? Abi, buralarda başka bir görevli abi olacaktı. Ha, o mu? Onun bugün izin günü, gelmez. Ne? Nasıl ya? Gelmez diyorum, izin günü, izin. Desene, bizim kekeme çocuk bir gün daha kalacak nezarette. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Abicim, sen bu abinin adını bana söyleyebilir misin acaba? İşte o, yani İsmail. Tamam abicim. Şimdi senden onun telefon numarasını istesem. Hayat memat meselesi, hadi be abicim. Ama... Abi... Hayat memat meselesi diyor. Bizim İso'nun ne meselesi olacaksa. Sağ ol. Oh. Bir ürün var mı abi? Yürü be.
çıkacak mıyım ben? Ha evet, çıkacaksın. Abi bak, ben buralarda kalamam ya. Kendine gel. Suçluysan daha beterinde de kalacaksın. Ya kefaletle falan serbest bırakılamaz mıyım? Amerika mı lan burası? Ya of ya, ben bir... Bana bak, kendini topla, derdini savcıya anlatırsın. Ne? Yarım saat içinde savcının karşısına çıkacaksın. Ne oldu? Hala ulaşamıyor musun İsmail abine? Aradığınız kişi şu anda izinde. Kekeme arkadaşınız Özgür. Ne yazık ki birkaç gün daha nezarette. Şiir gibi oldu ha. Lili, kafamın tasını attırma. Attırsam ne olur? Ne de olsa ipler benim elimde değil mi? Neyse, ben gideyim artık. Bu meseleyi de yarın hallederiz. Hiçbir yere gitmiyorsun. O adamı bulana kadar arayacağız. Özgür bugün oradan çıkacak. Ne? Hadi. Uzatma, geç işte ya. Patladım sıkıntıdan. Ya kızım, işim var bugün. Ya herkes beni unuttu resmen. Özgür ortadan kayboldu. Annem de sen onun derdine düşüp evden çıkmayacaksın dedi. Bir Efe'yi okula bırakıp geldim. Yaptığım tek aksiyon bu. Melit desen fena triplerde. Telefonumu açmıyor. Çok fenayım ya Bani. Ya Pelin'cim, bugün gerçekten gelemem. Yarın gelirim ya da başka zaman gelirim. Küserim ama. Bak, gider köylü kızıyla kanka olurum. Haydi Pelu, hadi. Kapatıyorum canım. Öptüm. Mehveş, yeter artık. Kafeye 100 kişi girdi, bir Özgür giremedi içeri yani. Kes artık şunu. Ya ne yapayım Deniz? Elimden başka bir şey gelmiyor. Ya Mehveş, kusura bakma. Ben sana bağırmak istemedim. Sinirlerim bozuk biliyorsun. Önemli değil. Mert açmıyor değil mi? Hayır, açmıyor. Özgür'ü karakolda düşününce gözümün önüne geliyor da. Of of. Ben ne zaman bu kadar üzülürüm biliyor musun? Ne zaman? Birini çok ama çok sevdiğim zaman. Mehveş, ben de Özgür'ü çok seviyorum. Yok Deniz. Ya, benimki senin Özgür'e duyduğun sevgi gibi değil. Nasıl yani? Ya anla işte. Senin Mert'i hissettiklerin gibi. Ne? Ben Özgür'den hoşlanıyorum galiba. Geldi mi yoksa? Of ya, ben dayanamayacağım, eve gidiyorum. Yani burada oturup sinirimi bozmaktan başka bir şey yapmıyorum. Tamam. Ha bu arada Özgür'e olan hislerini bir ayrı konuşuruz. Önce Özgür bir kurtulsun da. Tamam. İyice merak ettim Özgür'ü. Özgür'e hiç ulaşılmıyor. Mert de cevap vermiyor. Bu kaçıncı arayışım? Hay Allah'ım, sen koru ya Rabbim. İkbal Hanım, Celal Bey'leri de bir arasaydınız. Yok, öyle telefonla falan olmaz. Ben en iyisi onlara gideyim. Birlikte arayalım çocukları. İyi düşündünüz. Ama ne olursunuz beni habersiz bırakmayın. Tamam, ben hazırlanacağım. Siz de Pelin'e mukayyet olun. Sakın evden dışarı çıkmasın. O kız da gelirse Deniz, o da hiçbir yere çıkmasın. Bir de onların derdine düşmeyelim. Olur. Kırmızı, daha güzel.
Ozan'cığım? Ben de tam yarım kalmış tatilimizi düşünüyordum. Ben de. Ne dersin? Bu hafta sonu bir daha kaçar mıyız? Ya canım bu hafta mümkün değil biliyorsun. Babam evde. Yapma ya. Ya. Ama diyorum ki mesela seninle baş başa vakit geçirebiliriz. Ciddi misin? Evet. Yani tabii istersen. İstemez miyim güzelim? Bizim ev müsait. Bize gidelim. Aa yok ben sizi rahat edemem. Ama diyorum ki mesela Melihlere gitsek. Böylece romantik aşk planımızı belki Melihler de tamamlarız ha? Süper fikir. Tamam o zaman. Orada görüşürüz canım. Hoşça kal. Tamamdır. Bay bay. Ya Melih Bey. Demek beni tehdit edersiniz ha? Sen daha karşımda kim var onun farkında değilsin. Dur bakalım dur. Daha yeni başlıyoruz. Alo İsmail abi. Neredesin? Tamam abi hangi karakol? Biz hemen geçiyoruz. Sen de bizi fazla bekletme olur mu? Evet evet İsmail abi tamam. Fazla bekletme bizi tamam mı? Peki abi. Mili hemen karakola gidiyoruz. Adam şikayetini geri alacakmış. Yürü. Mert sen bizim bu keko Özgür'ü ne kadar çok seviyormuşsun böyle ya. Vallahi gözlerim yaşardı. Merak etme onlar timsah gözyaşlarıdır. Yürü. Ben bir an düşündüm de. Benim hevesim kaçtı. Gidesim yok. Ha, ortam da güzel burada. Kızlar falan kaynak yani. Acaba yarın mı? Buldum fırsatı kullan tabii. Ama ben sana... Ne ama sen ne? Ne ama sen? Ha? Melih, yeteri kadar oyun oynamadın mı? Yeter! Yürü! Hacer Hanım ben çıkıyorum. Özgür. Sen miydin? Özgür mü geldi? Ben geldim Hacer teyze. Hoş geldin Deniz'cim. Ben Mert'lere gidiyorum. Bak sana son kez soruyorum. Bildiğin bir şey var mı? Yok. Mert'le konuştun bugün? Hayır ben de hiç ulaşamadım yemin ederim. Bir şey geldi. Kesin bir şey geldi bu çocukların başına. Öyle söylemeyin İkbal Hanım. Allah korusun. Ben çıkıyorum. Kimse evden çıkmayacak. Sen de. Tamam. Gidiyorum. Allah senin açıklığı versin yavrum. Banu. Nereye? Okula gidiyor Kazım. Geleli şöyle. Kaçta bitiyor senin dersin? Akşamüstü babacığım. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Gecikme sakın. Ya aslında baba benim dersim erken bitiyor. Şimdi baba yalan söylemeyeyim bak. Ödevim var. Bunun için de bilgisayara ihtiyacım var. Biliyorsun bizde de bilgisayar yok. Evet bana uzatma. Kütüphanede yapacağım ödevimi. Yani geç gelebilirim. İnşallah onu da alırız bir gün kızım. Allah bana sağlık versin de. İstediğiniz her şeyi alacağım inşallah. Aman baba üzülme. Bilgisayarımız da olmayıversin. Evet babacığım ya hiç üzülme sen. Ben böyle hallediyorum ne olacak? Yani nerede olduğumu bilin merak etmeyin diye söyledim. İyi madem geç kalacaksın ben gelip alırım seni. Okulun kapısında bekle. Yok artık Kazım. Sen yok ya nasıl geliyordu? Gene gelir vakitlice. Hem çok çalışsın erkenden yapsın bitirsin dersini. Ya evet baba bence de. Ya bu halde dışarı çıkma. Evet babacığım ya. Ben gider gelirim. Hadi. Dur İkbal dur. Sakin ol. Özgür koca delikanlı sonuçta. Böyle şeyler huyu değildir benim oğlumun. Bahri yok. Çok merak ediyorum. Hayatım sen İkbal'e içecek bir şeyler getirsene. Mert de dün gece çok geç geldi eve. Eminsin değil mi? Sarhoşturlar falan belki fark ettirmeden kalmıştır Özgür. Yok İkbal'cığım ben dün gece Mert'in odasına girdim. Kesinlikle Özgür bizde kalmadı canım benim. Bir şey geldi. Bu çocuğun başına kesin bir şey geldi. Sakin ol İkbal. Ben bir Mert'i arayayım. Telaşlanma canım benim. Nasılsa buluruz Özgür'ü. Bahri yok. Mustafa yok. Berna. Ben... Mert cevap vermiyor.
Bilmediğim bir numara arıyor. Açsana telefonu. Efendim. Karakol mu? Ne? Bir şey mi geldi oğlumun başına? Nezarethanede mi? Tamam hemen geliyorum ben, tamam. Ne olmuş? Karakoldan arıyorlar. Geceyi nezarette geçirmiş. Savcının önüne çıkacakmış. Ne yapmış ki canım benim? Bilmiyorum, bir şey söylemediler. Benim hemen çıkmam lazım. Dur. Ben de seninle geleyim. Bak, sağ salim bulduk ya. Bundan sonrasını hallederiz. Beni de haberdar edin. Tamam ederiz.